Herkese merhabalar iyi akşamlar hoş geldiniz hazırız akıl çemberine başlıyoruz büyük bir gümbürtü koptu önce köprüler atıldı araya girenler oldu peş peşe açıklamalar gördük olağanüstü bir trafik vardı cumadan bu yana ve dün akşam e, sayın Akşener masaya geri geldi ve akşam saatlerinde de cephe genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun resmen aday olduğunu öğrendik duyuruldu. Bugün de kulislere yansıyan çok fazla şey var. Bunların hepsini konuşacağız. İstanbul'da Hasan Basri Yalçın ve Meta Yarar bizimle birlikte. Hoş geldiniz. Hoş i̇yi, akşamlar. Merhaba, i̇yi akşamlar. Hemen Ankara'ya gidelim. Ankara'da Melik Yiğitel ve Bedri Baykan bizi bekliyor. Sayın Yiğitel, Sayın Baykan size de hoş geldiniz. Merhabalar iyi yayınlar. Merhaba, hoş bulduk. İyi yayınlar. Çok teşekkür ederiz Melik Bey. Sizinle başlayalım. Şimdi bu bugün için başlarken de söyledim çok fazla e, konuşulan konu var, kulis bilgisi var. Dünkü toplantıya dair. İsmail Saymaz, Akşener babacanla tartıştı. Yeter dedi, masadan kalktı. Araya Davutoğlu girdi, geri geldi. Ne oldu dakika dakika? Ne yaşandı o toplantıda? Buradan başlayalım. Söyle, e, şimdi bir kere aslında e, tartışmanın başlangıç noktası bulunan bu ara formül. Yani e, Sayın Akşener, e, İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın karşılığı olduğunu söylemiş ve ikisinden birine aday olmayacaksam aslan kalkarım dedi. Sonra böyle bir ara formül bulundu. Şimdi ara formülü e, e, hani CHP'nin bulduğu söyleniyor ama bu devada da tartışıldı ve aslında... Davutoğlu'nun taraflar arasında ciddi anlamda bir mekik dokuduğu ve orta yolu bulduğu şeklinde e, bilgi var. Şimdi dün olanlar tabii ben e, yani bir bir tartışma yaşandığı doğru. E, sayın Davut araya girdiği bilgisi de doğru. E, bu tartışmanın kaynağında iki tane nokta var. Bunlardan bir tanesi e, iddia o ki e, sayın Akşener iki belediye başkanının cumhurbaşkanı yardımcısı olmasını isterken beraberinde diğer beşinin de olması durumunda ikisi yani İmamoğlu Mansur Yavaş'ın cumhurbaşkanlığı yardımcılığına dair etkiyi kıracağını düşünüyor. Ve bunu ifade ediyor. Diyor ki yani e, biz hani bu sahada karşılığı olan olarak düşünüyoruz. Diyelim ki hani Kemal Bey'e oy vermekte tereddüt edenler en azından Sayın Mansur Yavaş ve İmamoğlu onun yardımcısı olacak diyerek sandık başına gider ve o motivasyonla oy kullanır. Fakat siz bunu çoğaltınız anda etkisi kırılır. Ki baktığımıza da evet çoğalıyor. Yani 7 evet. tane Cumhurbaşkanı yardımcısı oluyor bu durumda. Hani böyle e, anlamsız bir hale geliyor. Ve biraz da bu, bu benim tabirim tabii. Yani yaptığım görüşmelerde bana bu kelime kullanılmadı. Ee, yani hani kullanılan kelime şu ee, Kemal Bey hani adaylarını garantilemek için bol keseden dağıttı. Ee, ya biraz böyle rüşvet gibi hani benim adayımı destekleyin. Hani sen de cumhurbaşkanı Yarmışı ol, sen de ol, sen de ol, e, sen de ol, o da olsun falan filan. Ee, iş böyle anlamsız bir yere girin. Gidince doğal olarak ee, Sayın Akşener tepki gösteriyor. Yani Meral Hanım diyor ki yani benim söylediğim, düşündüğüm e, şey bu değildi, model bu değildi. Bir ikincisi e, Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı yardımcılığına dair o belirsiz tanım da rahatsız ediyor onu. Belirsiz tanımdan kastım 12. maddeyi hatırlıyorsunuz. Diyor ki İstanbul ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanları'nın Cumhurbaşkanı'nın istemesi halinde istediği zaman atamaz. Yani bir belirsizlik. Yani çıkmaz aynı son çarşambası da olabilir. Peki Melik Hiç Bey bu durumda ya bu mandaya bakaraktan soracağım. Akşener'in arzusunu tam olarak karşılıyor mu bu durumda? İstediğini almış oldu mu Sayın Akşener? Hayır. Hayır. Ne oldu o zaman? Azına razı oldu. Hmm. Şimdi şöyle. Şimdi ben tabii bunu hani böyle biz tekrar bunu bir şekilde... Genel idare kurulunda tartışacağız dedi. Konuştum kıymetli bir iyi parti yönetici ağabeyim. Yani uzun yıllar tanışıklığım olduğu için böyle kullanıyorum. Bir dostluğumuz var. Yani doğal olarak da hani tam olarak arzuladığımız bu değildi dedi. Fakat hani bu tekrar masayı dağıtacaklar dağıtacaklara anlamına gelmiyor onu söyleyeyim tekrar hani masadan kalkmanın masayı böyle tümüyle anlamsız hale getireceğini e, belki bizim de bunu izahta zorlanabileceğiz dedi zorlanabilirdik dedi. Dolayısıyla aslında tam arzuladığımız bu olmasa da mecburen biraz e, hani razı olmuşlar gibi bir hava sezdim o konuşmamızda. E, çünkü Sayın Akşener'in istediği şey e, kendisiyle konuşulan yani e, iddia o ki şimdi diğer taraflar ne diyor bilmiyorum ama diğer taraflarda diyor ki e, yani DEVA ve CHP'li ile yaptığım görüşmede diyor ki e, hayır Sayın Akşener'e e, şey de e, Pazar gece zaten biz bu işi netleştirdik e, Pazar günü sabah tekrar bir telefon trafiği yaşandı e, sonra Kemal Bey Meral Hanım'ı arıyor diyor ki eğer evet diyorsanız ben size iki büyük Belediye başkanını göndereyim hani bir görsel tarafı da olsun. İnsanlar yani niye ikna olduğu sormasın. Kameralar da var İYİ Parti'nin önünde. Gelsinler, sizi görsünler. Çıkışta küçük bir açıklama yapsınlar ve siz tekrar masaya dönün. Ee, anlaştık diyor. 2 ee, i̇ki belediye başkanı gitti zaten detay konuşmadan tokalaşıp geldiler. Doğru mu? Evet doğru. Çünkü iki büyük belediye başkanının görüşmesi 9 dakika sürdü. Yani 9 dakikada bu formülü anlatıp ikna edemeyeceğine göre Peki Melih şöyle mi ilerlesek acaba? Hem bu formülün Pazar hem günü öncesini netleşmiş. kimin önerisiydi, kimden çıktı, nasıl kabul gördü, hangi şartlarda Sayın Akşener geri geldi, masaya oturdu. Öncesini biraz daha ileriye bıraksak, asıl dün akşama gelsek. Çünkü Sayın Akşener'in bir kere daha öfkeyle ha, şimdi... masadan kalktığı tekrar Davutoğlu'nun araya girmesiyle geri getirildiği söyleniyor. Şöyle anlatmış İsmail Saymaz: Altılı Masanın dünkü barışma toplantısında bir gerginlik çıktı ve beklenmedik şekilde sesler yükseldi. Az kalsın masa yine dağılacaktı ve üstelik 36 saatlik olağanüstü bir çaba tuzla buz olabilirdi demiş bugünkü köşesinde. Şöyle, şöyle İsmail'in yazdıklarında e, tam birebir öyle değil ama şöyle Nasıl? E, Meral Hanım masadan kalkmıyor e, kalkmıyor. Tekrar dönüp diyor ki o zaman ben kalkayım mı tekrar diyor. Hı. Hmm. E, bunun üzerine e, ya Sayın Babacan da hani bu, sürekli bir problem çıkıyor. Bu böyle olmuyor diyor. E, Davutoğlu araya giriyor. Biz bir ortak uzlaşım Peki Sayın Akşener'le Babacan niye giriyor? Ne olmuş? E, şöyle Sayın Akşener diğer beş ismin Cumhurbaşkanı yardımcısı olmasına itiraz edince e, Sayın Babacan celalleniyor. Yani diyor ki yani sizin talebiniz de zaten karşılandı. Buna niye itiraz ediyorsunuz diyor. E, çünkü e, Meral Hanım dediğim gibi yani ikisinin Cumhurbaşkanı yardımcısı olmasını istiyor. Aslında en başta Meral Hanım da olacaktı ama sonra ben partinin başında kalacağım ama Sayın Mansur Yavaş da İmamoğlu Cumhurbaşkanı yardımcısı olarak olsun, üçlü sahaya çıksın, bizler de o mitinglere katılıp o isteriz diyor. Yani Mansur Yavaş ve İmamoğlu'nun etkisiyle seçmeni motive etmek böyle olur. Ama böyle beşi de oluyor, artı iki, yedisi de oluyor, etkisi kırılır. Ha buna parantez açayım, ben de Sayın <laughs> Akşener'e işin bu tarafında katılıyorum. Yani Cumhurbaşkanı yardımcılığı böyle böylelikle çok anlamsız hale geliyor. Ee, yani o, o itiraz bence de çok makul. Sayın Babacan buna tepki gösteriyor. Yani her şeye problem çıkarıyorsunuz. Bakın sizin talebiniz de karşılandı diyor. Ee, bunun üzerine de Sayın Davutoğlu diyor ki ben ortak bir yol bulacağım, sakin olun diyor. Ve metni kaleme alan Sayın Davutoğlu'dur. Hı hı hı. Yani bu okuduğumuz 12 maddeyi kaleme alıp, sol şeklini verip, masaya getirip liderlerin önüne koyan Sayın Davutoğlu'dur. Ve Orada o 12. maddeye de e, ikinci itiraz da dediğim gibi o 12. maddeye de netlik olmamasına gösteriyor Sayın Akşener ama sonuçta buna razı oluyor. Zaten Sayın Akşener'in mutsuz olduğu Kemal Bey açıklamayı yaptığında şu anda ekranda da var. O kareyi dondurduğunuzda Meral Hanım yüz ifadesinden belli zaten çok mutsuz. Yemeğe de kalmıyor ve ama yemeğe kalmama nedeni bir protesto değil de ben çok yorgun ve uykusuzum diyor. Ayrılıyor oradan. Yani Masadan kalkıp gittiği bölümünü ben doğrulatamadım yani benim konuştuğum kanek hayır diyor Masadan kalkmadı diyor e, kalksa zaten dönmezdi diyor e, fakat hani e, o ara e, şey yapılıyor e, telefonlarla kendi yöneticilerine de danışıyorlar metnin son halini yani metin önlerine konduktan sonra herkes telefon hakkını kullan yani var ya yarışma programlarında Joker hakkı değil de burada telefon hakkını kullanıyorlar kendi yöneticilerine soruyorlar. Hani bu böyle diye. Evet. Ee, ama ben hani çok net söyleyeyim. E, bu hali İyi Parti'nin içine sinmedi. Fakat şu saat itibariyle masayı devirme ihtimali de yok. Formülü söyleyin bitireyim. Bendeki bilgiyi aktarayım. Sayın Akşener Cumhurbaşkanı'nın yardımcısı olarak kerhen tamam dedi. Ama Sayın Akşener milletvekili adayı olacak. Bu ne demek? Yani kazanması halinde Cumhurbaşkanı yardımcısı olmama ihtimali de var. Ya da kazanacağına çok ihtimal vermiyor. İkisinden biri ama netçe itibariyle milletvekili listesinde biz Sayın Akşener'i göreceğiz. Çok net. Peki.